Sana katılıyorum. Yani Yani şöyle mi İsmail abi? Ben yani buyur İsmail abi, söyle. şimdi yani Manisa'ya Yunus Emre ilçesine yakın bir Aliağa. Yunus Emre'ye yakın biliyorsun. Ya zaten Burada Manisa. Aliağa Uzun Hasanların arkası Manisa. Yani Manisa yani Yunus'un evet. orada yani. Evet. Evet. Yani şimdi Sen Aliağa'da Menemen'den keseceksin abi. ya bir şey söyleyeyim mi Hasan'ım? Çok basit sana tezine cevap olarak hani çok güzel bir olayla hocam. Yunus Emre'deki yol Manisa Aliağa yolunun gelişini bakarsa ta şeylerde Osmanlılara kadar yol mükemmel. Ya bizim burada baktığında Büyükşehir Belediyesi muhtesindeki yolu gördün. Bir şey diyemiyorum yani. Görüyorsun yani yolun halini. Ya ben Manisa'ya şunu kadar anlıyorum. kestirme yol var. İsmail Yani. abi, sözünü keseceğim. Yani ben şunu anlıyorum. Neticede sonuç olarak ben geminin limana yanaşıp yanaşmadığına bakarım. Yani yok rüzgarlıydı, şöyle oldu, böyle oldu. Ben ona ilgilenmem. Anladığım kadarıyla Aliağa ilçesi ve Aliağa belediye başkanı yeterli miktarda ve hatta senin anlatımına göre hiç denecek kadar büyük şehirden destek görmüyor, almıyor. Aliağa kendi yağında kavruluyor diyebiliriz. Şimdi Ya şimdi bazı şey şunu diyeyim ya yani vardır bazı mutlaka. Yani noktalarda yapması vardı gereken şeyler mutlaka da vardır abi. Şimdi ama masal evi diyorsun, hiç kitap evi diyorsun. Ya onlar tamam yatırım değil. Yani bak kanalizasyon konusunda diyorsun. Kanalizasyon olmayan bir yerde veya varsa bile işte ne bileyim daha güzelleştirilmezse veya toplumun kullanabileceği bir şekilde hale getirilmezse ya yatırım ya dediğin yere Ersoy'cum gömülür yani. Hiçbir şey yok demek ki yani hala ya. Ersoy'cum, Peki İzmir İsmail abi, Büyükşehir peki İsmail abi. İzmir bir şey söyleyecektim. Bir saniye. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde meclis toplantısı bütçe onaylamasında Cumhur İttifakı'nda sadece bir kişi Hakan Şimşek diyor ki hani bütçe onayı Şakran şeye yapılmasın diye onay veriyor. Şakran'ın ismi var diye bütçe şeyinde onay veriyor yapılsın diye. Ondan sonra hala yapılmadı. Yani bunu söylüyorum. Yani bizim meclis üyelerimiz elinden geleni yapıyorlar fakat şey yapıyor fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmıyor kardeşim. Bu kadar Peki basit. İsmail abi benim bu noktada bir sorum var. Şimdi diyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li olduğu için Aliağa Belediye Başkanı da MHP'li olduğu için yani ilk aklımıza gelen tez o en azından. Evet. Aliağa Büyükşehir'den yeterince destek görmüyor. Peki Doğru. Aliağa Cumhur İttifakı'na mensup bir belediye başkanına sahip olduğu için Cumhur İttifakı'ndan yeterli desteği görüyor mu? Yani merkezi iktidarın alaya bir katkısı var mı? Ha, büyük şehirden Evet, bu görmüyor da bir. diyorsun. Bir tersinden bakalım olaya. Tabii. Evet, şimdi Cumhur İttifakı olarak da şunu söyleyeyim. Yani destek veriliyor. Ali yani şöyle destek veriliyor. Yani bazı yatırımlarda Yani Cumhur şey İttifakı'nın yapıyor. üye olmanın avantajını yaşıyor mu hala? Yani bir noktada yaşıyor. Bir noktada Ama yaşıyor. tabii Yani yaşamak orada yaşıyor. durumunda çünkü Büyükşehir'den Orada destek alamıyor. Mecburen tabii hükümette şimdi destek alıyor. şöyle bir noktada derken şunu söyleyeyim. Ersoy'cum yani zaten Aliağa carisi en büyük ilçelerden bir tanesidir. Tabii ki. Paranın döndüğü noktadır Aliağa. Yani Aliağa'daki çalışmalarda hükümette hani projelerin hızlı geçmesi için destek alınıyor. Yani o konularda mesela ama bakarsan Bergama'ya bakarsan Bergama'da da aynı AK Parti Cumhur İttifakı'nın şeyinde dikkat etmişler. Fakat proje sadece projelerde işte tamam onaylanıyor Aliağa. Projelerde Cumhur İttifakı'nda merkez hükümetinde yardımcı oldu. Projelere destek çıkılıyor. Bu kadar yani Mesela Bergama'ya yeni bir baktığınızda. hastane yapılıyor. Ben çok önemsiyorum onu. Mesleki hastane. Şimdi Aliağa'da. mesleki hastane çok laf oldu, çok dedikodu oldu. Yani hep böyle ben geniş çevre gözlüklere geniş olarak bakman gerek. Yani at gözlüğü Tabii ki. takıp da bakmaman gerek. Fakat bu meslek hastalıkları yani bildiğiniz gibi değil. Mikro cerrahisi var, ondan sonra kadın
doğum yeri var, büyük bir mesleki hastanesi, bölgeye hitap edecek bir hastane, bir ilçe belediyesinin bir kapa inşaatında, hani inşaatına teslim etmek ne demek, koca bir meslekli hastanesi, koskocaman bir belediye yapıyor ya, ilçe belediyesi yapması insanı şaşırtıyor. Yani o kadar büyük şehir belediyesi var, bir şeyler var. Yani Sağlık Bakanlığı yapar ama ilçe belediyesi bir hastane yapıyor. Güzel bir hastane ve büyük bir başarı. Hatta dalga geçtiler. İşte yapılmadı. Kümesi şey yaptılar diye bir meslek hastanesi. Gerçekten Ali Adaya yapılan yatırımlar, projeler. Hani aspirin kullanırsın değil mi? Baş ağrısında ya da işte bir aspirin. Niye? Aspirin geçicidir. Antibiyotik kullanırsın, ağrıyı şey yapar, kökten yok eder. Aynı yapılan projede, belediyenin yaptığı projede aspirin değil, antibiyotiktir. Yani ben bunu yaptım, bunu ettim diye geçip davası değil, ileri dönük yapılan bir projeler. Yani yapılacak bir projeler, Ali Ağa'daki yani Cumhur İttifakı'ndaki verilen Ankara'daki yani Ankara'daki dese projeye bakıyor, akıl ve akla uygun bir proje ise ve projesinin şeyini yapıp geçiliyor Ali Ağa'da. Şimdi İsmail abi şöyle bir soruyla konuyu açmak istiyorum. Şimdi şehirlerde her siyasi partinin yerel bir lideri vardır. Mesela bir zamanlar Ali Ağa'da solun lideri Hakkı Ülkü'ydü. Peki bugün Ali Ağa'da sol siyaseti konsolide edebilen bir lider var mı? Görüşlerini istiyorum. Hasan da bu Hakkı Ülkü'yü tanıyorsa onun da fikirlerini almak istiyoruz. Evet İsmail abi. Doğru. Sorun lideri Hakkı Ülkü'dü zamanında. Büyük bir katkıları oldu belediye başkanı zamanında. Şu anda solda bütünlük sağlayamamış. Solda şu anda bütünlük yok. Liderlik şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü vardı. Ben onu geçen sene şey yapmıştım. Dinlemiştim. Davanız diyor koltuk olmasın, milletvekili olmasın, işte başkanlık olmasın, davanız partiniz için olsun. Fakat baktığınızda yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dediği halde ne yazık ki bazı sol partide hani Ali Ağa diye peşe konuşuyor. Herkes bütünleşme için değil de kendi için başkan aday olmak için, belediye başkanı aday için. Ama partinin davası için bütünleşmesi gerektiği halde bütünleşemiyorlar. İlçe başkanı Sayın Özlem Hanım yani bütünleşmek için çaba sarf ettiğinde patlak yer veriyor. Birbirinin de bütünleşme şu anda göremiyor. Hatta bir cenazede de yıllarca SHP'den koymuş eğitim sancımın bir rahmetli Bedrettin isimli bir öğretmenimizin cenazesine bile baktığımda cenazeye bile katılımda ne yazık ki istediğim yani partiden görmedim. Yani kimse o kadar fazla kişiyi göremedim. Yani bir partinin davası için mücadele edeceksin. Kendi menfaat ve çıkarlar için de mücadele etmeyeceksin. Nedir? Senin partinin davası neyse onu güderek gideceksin. Partiden bir şey beklemeyeceksin. İsmail abi, sen? İsmail abi, Ersoy orada soldan liderlik yapabilen dedi. Aslında... Hasan'cığım senin mikrofon biraz sesin zor geliyor. Onu bir ayarlayabilir misin mikrofonu? Şimdi nasıl? Evet. Tamam. Sola liderlik yapabilen dedi. Hani Hakkı Ülkü örneğini de verdi geçmişten. Ya aslında
zaten orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, solun doğal lideridir. Biraz daha yaklaştırır mısın Hasan? Ses çok kötü. Şimdi nasıl? Tamam, çok güzel. Evet, yaklaştır abi mikrofonu. Evet. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı zaten oranın doğal lideridir, solun lideridir. Baktığımızda ikinci parti konumunda şu an Cumhuriyet Halk Partisi var hala da. Orada acaba lider değil de şöyle mi demek lazım? Ali Ağa'da, Ali Ağa'nın solunda siyaseti domine edebilen, işte muhalefet kanadını canlı tutabilen, işte yerel iktidarı köşeye sıkıştırabilen, sağlam muhalefet yapabilen biri var mı? Ya da boş ver bunların hepsini. Ali Ağa'da şu anda sol siyasette yükselen bir yıldız var mı? Yani gelecek vaat eden bir yıldız var mı? Aslında bunu cevaplamak gerek. Şimdi Ali Ağa'da yani sola yıldız dedin yani. Şu anda yani gözükmüyor. Şu anda gözükmüyor. Yani Millet İttifakı'nı baz aldığımızda, hani sol değil, Millet İttifakı'nı da aldığımızda İYİ Parti ve CHP biliyorsun. Ondan sonra sadece var. Fakat baktığımızda işte toplantılara katılıyoruz, şeye bakıyoruz. İYİ Parti burada hani muhalefette olarak ilçe başkanı devamlı feste yazıyor, ediyor. Tabii meclis üyesi de aynı şeyle muhalefeti şey yapıyor. Ama muhalefet yapacağın zaman da Tonga'ya düşmeyeceksin. Aklı senin muhalefeti yapacaksın. Şu anda CHP'nin ilçe başkanına bakıyor. Yeri geldiği zaman muhalefeti yapıyor. Bekliyor, görüyor, sessizce. İsmail sessizce. Abi aslında muhalefet kötü bir şey değildir biliyor musun? Yani iktidara da aslında iktidara da çeki düzen verir. Yani çeki düzen verir de. Reaksiyon etkisi ama gösterir. Ama şey yapacaksa, muhalefet yapacaksa önce hani çocuk dersini çalışır. Dersini çalışacaksa ben bunu yaptım, benden nerede acaba şuradan mı gelecek, buradan mı gelecek diye şeye bekleyeceksin. Yani kapı bırakmayacaksın. Bu diyeceksin. Ve kesin yani onun sonucunu sana, sonucu karşı tarafı verdiği sonucu, karşı taraf sana cevabını vermeyecek bir şekilde yapılması gerek muhalefet. İsmail abi sonuç olarak yani umut vaat eden bir isim yok diyorsun. Ali Ağa'nın Ali Ağa'nın hani şu anda sol şu pozisyonda sol şeyde umut şey yapan yok yani şu anda. Yani, benim aslında bu Ali Ağa siyaseti özelinde merak ettiğim bir konu daha var İsmail abi. Hani senin görüşünü merak ediyorum özellikle. Mesela komşu il Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li. Son yapılan yerel seçimlerde 2019'da yapıldı değil mi Ersoy? Evet, 2019 son yerel 2019 seçim. Yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olan Cengiz Ergün'ün karşısına yani daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cengiz Ergün'ün karşısına Millet İttifakı İYİ Parti'den bir aday gösterdi. Yani MHP'li bir başkanın karşısına MHP'den ayrılan isimlerin kurmuş olduğu İYİ Parti'den bir aday çıktı. Ali Ağa'da ise bu durum böyle olmadı. Evet, Serkan Acar MHP'li Cumhur İttifakı'nın adayıydı ama aday Cumhuriyet Halk Partisi'nden gösterildi. Sen de geçenlerde bir haber yapmışsın. Ali Ağa'da İYİ Parti'den bir adaylığını açıklamış galiba şimdiden. Acaba Ali Ağa'da İYİ Parti MHP çekişmesi daha mı farklı olurdu? Şimdi Ali Ağa'da kahvaltıda bu konuyu basın hani 10 Ocak gazeteciler ne yazık ki gazeteciler günü için gittiğimizde siyaset konuşuldu. Biraz yani o konuda rahatsız olduk. Yani bir günümüz var. Siyaset konuşulmasın bari. O şekilde şey. Ne yazık ki siyaset konusu açıldı. Siyasetle sanki yani bir basın açıklamasına gelmiş gibi olduk. Orada soruyu sorduk yani İYİ Parti'nin yani 2014 seçimlerinden bu yana iki sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ni şey yaptığı, kaybettiğini İYİ Parti ilçe başkanı Yavuz Adar Bey'e sorduğumuzda
kendisinin tabii İYİ Parti'nin adaylarının mevcut olacağını, genel merkezine uygun olduğu takdirde aday çıkaracaklarını beyan etmişti. Yani Millet İttifakı olarak. Ama şurada bir şey söyleyeyim. Yani orada bir kelime söyledi. Hani siz dediniz muhalefet konusunda ben yaptığınız tutarlı olması gereken şekilde. Dedi ki Milletin İttifakı'nın dedi rakibi Serkan Acar'dı dedi. Şimdi kişiler geçicidir. Kişiler geçicidir. Partiler kalıcıdır. Yani parti kişilerine zaten kalıcıdır. Şimdi Serkan Acar rakip olarak diyorsa bugün belki gelecek olan seçimlerde belki Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı göstermeyecektir Cumhuriyet İttifakı. Bakarsın. Bence yanlış bir yaklaşım. Çünkü orada Adalet ve Kalkınma Partisi de var hala da. Yani onu tamam. Adalet Kalkınma Partisi var. Yani bir Millet İttifakı'nın rakibi Cumhuriyet İttifakı demesi gerekir. Ama orada Serkan Acar diyor. Ya şimdi Serkan Acar ya Hasan'cığım yani geçenlerde bir sosyal medyada geçtiğimiz aylarda siz de takip ettiniz. Torbalı'daki bir bayan keşke diyor Serkan Acar diyor. Buranın